Merhaba arkadaşlar. Bu akşam kabak çorbası yapacağım. Sevgili Sibel Yalçın tarifiyle tam bir yaz çorbası olacak. Aslında bu tarif Nuraniye'nin sulu şekli diyebilirim. Nuraniye'de biliyorsunuz kabakları rendeleyip sarımsakla soteliyoruz zeytinyağında ve süzme yoğurtla karıştırıp güzel bir meze elde ediyoruz. Bu çorbada da yine kabağımızı rendeleyeceğiz. Tuzla beraber hafif bir saat bekleteceğiz. Ondan sonra soğuk ayran yapıp kavurduğumuz sarımsaklı kavurduğumuz kabak rendesini ayranın içine koyacağız. Bakalım hep beraber. Şimdi biraz şaşırdım söylerken. Yaparken bakacağız. Önce kabaklar da tam köy kabağı. Şahane. Şimdi kabuklarına beraber bunu rendeliyorum. Böyle elimi çok kaptırdım en son. Dikkatli olmam lazım. Evet, bu kadar yeter. Şimdi kabakları bu kevgirin üstüne koyacağım. Rendelediğim kabakları ve üzerine biraz tuz ilave edip hafifçe kovacağım. Böyle bekleyecek bir saat. Kabakların suyunu sıkıyorum. Süzme yoğurdu biraz sulandırıp blenderdan getireceğim. Ayran kıvamı olmalı. Biraz tuz. Şimdi kabaklarımızı biraz soteleyeceğiz. Rendelediğimiz, beklettiğimiz biraz zeytinyağında sarımsaklarla beraber. Kabaktan böyle suyunu sıkmıştık. Beş dakika kavuracağız.
Şimdi geldik kabak çorbamızın son aşamasına. Bu kavurduğum kabakları, sarımsakla kavurduğum kabakları ayranıma ilave ediyorum, soğuk ayranıma. Bu çorbayı soğuk soğuk içeceğiz. Nuraniye'nin sulanmış hali diyorum ben. İyicene karıştırıp birazdan servis tabağına alacağım. Bence harika bir yaz çorbası bu. Yine Lazlığım tuttu, dayanamadım. İçine haşlanmış mısır ekliyorum. 3 yemek kaşığı yeter. Sıra geldi servise. Mis gibi bir yaz çorbası. Biraz da nane atalım üzerine. Şahane. Harika. Siz de yapın.